Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Eleştirilerinizi okumadığımı zannediyorsunuz galiba. Yani imkan buldukça hatta cevap da veriyorum, görüyorsunuz. Ama canlarım, günde öyle ya da böyle en az 3 konuşma, hadi 2 konuşma, 2 video. Bundan sonra 2 yapalım isterseniz, fark etmez benim için. Yani ben çok acil olmazsa 3. 4. niye çekeyim? Kendimce acil olmazsa tabii ki. Ama takdir edersiniz ki 600-700'e yakın toplam yorum geliyor sadece ve buna rağmen hakaret, küfür onlar hariç geri kalan bütün kardeşlerime, torunlarıma mutlaka bir kalp atıyorum. Başka yerlere de bakıyorum, başka meslektaşlarımıza da bakıyorum. Yani böyle bizim gibi konuşma yapan, video içerik yükleyip yayınlayan arkadaşlarımıza galiba benden çok cevap veren yok. Değil mi? Çünkü ben hepinizi ciddiye alıyorum. Cevap veremediklerim olmuyor mu? Olabilir diyorum. Gerçekten yoğunum. Hiç şikayetçi değilim. Hayatımdan son derece memnunum canlarım. Ama şunu anlamıyorum ya. Bakınız, ben özünde iktisat tahsili yapmış ve konusu, branşı iktisat ve işletme olan bir üniversiteden mezun olmuşum canlarım. Diplomam öyle. İşletme iktisat mezunuyum. Ama ben aynı zamanda bir siyaset bilimcisiyim de. Bugünlerde hangisini ön planda tutuyorsun diye sorarsanız, tabii ki siyaset bilimciliğini ön planda tutuyorum. Hatta bir bakıma sosyologluk yapmak istiyorum. Yapabildiğim kadar da yapıyorum. Strateji üretiyorum. Ben strateji üretiyorum. Bence üretiyorum. Ha, beğenmeyebilirsiniz tabii ki. Elbette. Bu çok tabii bir şey ve sizin hakkınız. Benim stratejilerimi doğru da bulmayabilirsiniz. Olabilir. Ama her zaman ne diyorum? Aman ha diyorum. Sakın ola benim yaptığım analizlerin mutlak doğru olduğunu düşünmeyin. Hayır. Siz benim düşüncelerimi dinledikten sonra başkalarının düşüncelerini de dinleyin vaktiniz varsa. Ve ondan sonra kendi analizlerinizi kendiniz yaratın. Ve mümkün olduğunca beni dinleyenlerin gelecekte siyasete orasından burasından mutlaka katılacak olanlar olmasını isterim. Çünkü bir bakıma da onlara tabii ki ders vermeye çalışıyorum. Alırlar dersi, almazlar, o benim sorunum değil. Mesela şöyle bir eleştiri oluyor bazı kardeşlerimizden. Çok mantıklı da eleştiriler tabii ki. Hayır, niye böyle eleştirdin sana demek için söylemiyorum. Hayır, cevap vermek için de söylemiyorum. Amacımız tartışmak burada. Kendi doğrularımız üzerinde tartışmalar yapmak. Diyorlar ki bana, ya sen daha bundan bir ay önce Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'yu görevden alacak ama önce İmamoğlu'nu kovduracak diyorum. Evet. Öyle söylediğimi inkar ettim mi hiç? Hayır, etmedim. Ama şimdi diyorsun ki Süleyman Soylu büyük ihtimalle bunu kabul etmeyecek. Yani görevden uzaklaştırmayı. Ve belki de kovulmayı göze alacak falan diyorsun. Evet, öyle diyorum. Doğru. Yanlış anlamıyorsunuz. Öyle diyorum. İyi de bu benim bir ay önceki konuşmamın neresinde ters? Şimdi ben diyorum ki mesela birinizi görüyorum. Benim tahminim o ki gittiği yöne bakılırsa arkadaş Bolu'ya gidiyor. Büyük ihtimalle. Fakat siz Bolu'ya gelmeden önce bir de benim Bolu'ya giderseniz başınıza neler geleceğini anlatıyorum ben bu arada ama. Arkadaş Bolu'ya gidiyor ama diyorum. Ya Bolu'ya giderse olağanüstü bir karla karşılaşacak, orada farkında değil. Göz göre göre gidiyor diyorum. Siz baştan beni hiç ciddiye almıyorsunuz diyelim ki. Almıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Sonra abant sapağına geldiğinizde bakıyorsunuz ki vay be, ben haklıyım. Geri dönsek hayır, geriye dönüş de yok. Bakıyorsunuz, bilgisayar artık var tabii, akıllı telefonlar var. Abant, Mudanya üzerinden en güzeli şey neydi o, güzel bir köy vardır, Beykonağı mıydı neyse, oradan Eskişehir'e gitmek en doğru, en güzel yolu. Yol dar mar ama en azından kar görünmüyor yolda. Yol kapalı değil.
Oradan Eskişehir'e gidiyorsunuz siz. Şimdi bana diyorlar ki mesela, dede ya adam sen Bolu'ya gidecek dedin. İyi ama ben Bolu'ya gidecek dedim ama dedim ki Bolu'ya giderse de başına şunlar şunlar gelecek dedim. Ya ben diyorum ki, dedim ki bir ay önce Süleyman Soylu'ya İmamoğlu'nu görevden aldıracaklar. Aldıracak Cumhurbaşkanı. Bu benim sezgilerim dedim değil mi? Yani öngörüm yani ya da önermelerim. Ne derler ona? Ne dersiniz deyin işte. Tahminlerim deyin. Öngörülerim deyin. Ama hiçbirisi temennim değil. Ben böyle şeylerde temenniden bahsetmem. Temennilerimi söylediğim zamanlar da oluyor. Elbette tabii. Süleyman Soylu farz edin ki beni baştan hiç ciddiye almadı. Olabilir. Bir aydır görevinin başında olabilir. Daha 5 ayda kalabilir. Bu benim düşüncelerimin, o günkü öngörümün yanlış çıktığını göstermez ki. Bekleyelim. Ben sadece Süleyman Soylu'nun başına geleceklerini gördüğünü söylüyorum. İmamoğlu'nu görevden alınması demek, İmamoğlu'nu görevden alan İçişleri Bakanı kim olursa olsun siyasi hayatını bitirir. Bakın tekrarlıyorum. 50 bin, 100 bin, 300 bin nüfuslu bir şehrin ve ne yazık ki, ne yazık ki halkın çok tepkisini çeken kimi şehirlerin belediye başkanlarını görevden almakla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden almak aynı şey değil. Bazı illerin belediye başkanlarını hukuka aykırı olduğunu bile bile görevden alırsınız ama siyaseten puan toplarsınız. Siyaseten. İmamoğlu öyle değil. İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ı ya da Adana Belediye Başkanı'nı, Mersin Belediye Başkanı'nı, Antalya, İzmir Belediye Başkanları'nı görevden alacaksınız he? Bunu hiçbir aklı başında İçişleri Bakanı yapmaz canlarım. Süleyman Soylu'yu o kadar da küçümsememek lazım. Ben Süleyman Soylu'nun bir gün bile zekasını alay etmedim. Eleştirdim. Yarın yine eleştirebilirim. Öbür gün yine eleştirebilirim. Doğru yaparsa alkışlayabilirim. Yani benim için siyah ve beyaz diye bir şey yok ki. Benim için bir sürü renk var ortalıkta. Bir siyasetçi bugün siyahsa, yarın beyazsa, öbür gün gri olabilir, gri alanlarda dolaşabilir. Yeşile geçebilir, pembeye geçebilir, kırmızıya geçebilir. Ne yapacağım ben yani? Hep siyah ya da beyaz mı göreceğim? Siyah gördüysem sürekli siyah, beyaz gördüysem sürekli beyaz mı göreceğim? Sakın ha, ben yapmam da siz de yapmayın öyle bir şey. Sakın ha. Aman ha. Bakınız, tekrarlıyorum. Tahminleri eleştiririz. Tabii eleştiririz ama tahminlerle kavga etmeyiniz. İnsanlar tahmin eder, yanılabilirler. Ya koskoca meteorolojiler 3 gün yağmur yağacak diyor. 3 gün gökyüzünden bir tek damla düşmüyor bazen. Tabiat ki değişmezdir tabiat. Geliyorsa geliyordur artık o bulutlar ama birden bir şey oluyor, bulutlar dönüyor gidiyor başka bir yere. Meteorolojiyi suçlayabilir misiniz? Ben de bir nevi meteoroloji görevi yapıyorum. Her söylediğim çıkacak diye bir kural yok ki. Ha şu olur, aldığım bilgiye göre, bakınız, aldığım bilgiye göre Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanlığı'nı görevden alma için baskı yapılmış. Süleyman Soylu kabul etmemiş. Derim, haklısınız ve Süleyman Soylu öyle bir şeyi hiç olmamıştır da, Cumhurbaşkanı ondan İmamoğlu'nu görevden al da dememiştir. Bu benim komple yalan söylediğimi gösterir. Ama ben öyle bir şey söylemiyorum. Öyle bir şey hiç demedim, demem. Bir defa dedim. O da bilgiye dayanarak söylemedim o zaman. Israrla iddia ederek dedim ki İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanmaz. Çünkü Tayyip Erdoğan siyaseti bilir. Tekrarlanırsa başına neler geleceğini de bilir. O nedenle Bahçeli'nin kurduğu tuzağa düşmez dedim. Hatırlayın ya. İstanbul seçimlerinin yenilenmesini Erdoğan istemez, istemeyecek. Bahçeli ister. Neden dedim? Neden dedim? Dedim ki çünkü bugün 13 bin, 23 bin neyse olan oy farkı seçim yenilenirse 300 bin, 400 bine çıkar dedim. 800 bine çıktı. Kim kaybetti? Erdoğan kaybetti. Bahçeli Erdoğan'ı bir kere daha yere vurdu. Yere vurdu. İşte bu tabii. Efendim, bunu teşbih olarak anlatıyorum. Şimdi bana
Bu konudan dolayı her türlü eleştiri yönetebilirsiniz. Bir de şu, dede ya sen bu neydi? Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'na çok destek veriyorsun. Ya kardeşim, ben Ali Babacan'a da Ahmet Davutoğlu'na da destek vermiyorum. Onların düşüncelerini destekliyorum. Stratejilerini doğru buluyorum. Konuşmalarını doğru buluyorum. Ama dün öyle konuşmuyorlardı ya. Bana ne dünden? Bana ne dünden? Bakın canlarım, çok somut bir örnek vardır İslam tarihinde. Hazreti Ömer, Hazreti Muhammed'in yanına girip, kız kardeşinin evinde yanına girip, Müslümanlığı kabul etmeden sadece 5 dakika önce kafasının her yerinde Hazreti Muhammed'i öldürme düşüncesi vardı, kastı vardı. Ya bütün amacı kız kardeşinin evinde olduğunu öğrendiği Muhammed'i yakalayıp orada, Muhammed silah falan taşımazdı, kılıç kaba falan, Muhammed'in kellesini uçurmaktı. Hazreti Ömer'in kafasında bu vardı. E Hazreti Ömer vazgeçti. Yani şimdi ne diyeceğiz Hazreti Ömer için? Dönek mi diyeceğiz? Ben demem, siz diyebilirsiniz içinize bazılarınız. Ben demem. Beni ne ilgilendirir ya? Ya adam İslam peygamberini öldürmekten vazgeçmiş. Aksine onun dinine geçmiş. Burada güçlü olan İslam peygamberidir. Vicdana gelen de Hazreti Ömer'dir. Ben Hazreti Ömer'i ama sen 3 dakika önce çok vicdansız, çok acımasızdın diye nasıl eleştirebilirim? Var mı dünyada bugün Hazreti Ömer, Hazreti Muhammed'i öldürmek üzereydi, Kur'an-ı Kerimleri dinleyince pencerenin altından vicdana geldi. E gelmiş işte, vicdana gelmiş, fena mı? Yani ne yapmalıydı Hazreti Muhammed? Ömer kendisine söyledi, ben seni öldürecektim dedi. O saatten sonra Hazreti Ömer'e güvenmemeli miydi? Ne yapalım şimdi? Yani ben beni dövenlere, beni dövenlerle mücadele ederken bir bakayım, göreyim, beni dövenin eski ortakları geliyorlar. Ama beni dövenin eski ortakları, beni eski ortaklarının elinden kurtarmak için geliyorlar. Şimdi ben ne yapacağım? Beni dövenle birlik olup, sırf eski arkadaşları diye onlarla mı mücadele edeceğim? Ya yapmayın çocuklar ya. Siyaset ve hayat stratejidir. Strateji bilmeyen, strateji kuramayan hayatının hiçbir döneminde başarılı olamaz. Zaman zaman yanlış stratejiler kurabilirsiniz. Hatta kaybedebilirsiniz de. Ama inanın o kaybettiğinizde bile aslında kazanan sizsinizdir. Çünkü hiçbir paraya, hiçbir cana, hiçbir tavsiyeye, hiçbir nasihata gelemeyecek kadar büyük bir ders almış olursunuz. Rahmetli Behbi Koç derdi. Eğer bir iş insanı iflas edecekse bunu çok genç yaşta yaşamalı derdi. Evet. Yani yolun başındayken her türlü kazayı belayı görmek güzeldir, doğrudur. Olabilir. Canlarım, burada lütfen mutabık kalalım. Bugün Türkiye çok kötü yönetiliyor. Bir ara Türkiye'nin yönetiminde bugünkü ülkeyi yönetenlerle beraber çalıştıkları için ben o dönemin ekonomi bakanıyla da o dönemin başbakanı ve dışişleri bakanıyla da asla kavga etmem. Benim stratejimde böyle bir şey yok. Yani ben öncelikle beni dövenden kurtarmaya çalışırım kendimi. Beni kurtarmaya gelenler, ama onlar da beni dövenin eski arkadaşları deyip döneceğim. Beni dövenle beraber el ele kol kola onlarla kavga edeceğim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi canlarım benim ya? Ne alırsınız güzellerim? Lütfen. Ha siz bana yine inanmayabilirsiniz bazılarınız. Buyurun abi. Buyurun. Bundan sonrası size ait canlarım benim. Yine bir şey var, yine söyleniyor. Diyorlar ki ya dede, hani Bahçeli Erdoğan'a çatacaktı? Ya ben Bahçeli Erdoğan'a çatacaktı ne zaman dedim? Hiçbir konuşmamda Bahçeli Erdoğan'a da çatacaktı diye bir cümlem yok. Bulamazsınız.
Ama ne var? Erdoğan'ı Bahçeli Erdoğan'a çakacak. Çakacak ne demek? Yanına sokulacak. Yanına girecek. Çünkü Bahçeli yakın savaş ustasıdır. Bahçeli bugüne kadar uzakta durduğu hiçbir siyasetçiye zarar verememiştir. Yaptığı bütün saldırılar Bahçeli'nin kayıphanesine, saldırdığı siyasetçinin ise kazançhanesine yazılmıştır. Demiyor muydum? Şimdi ben demedim ki Bahçeli yarın çıkacak, mecliste bir konuşma yapacak, Erdoğan'ı perişan edecek. Yok ya, öyle bir konuşmam hiç yok benim ya. Sadece şunu söyleyeyim size. Erdoğan Bahçeli ile kavga ederken, yani 2015 Haziran seçimlerine giderken ya da 2015 1 Kasım seçimlerine giderken. En son 1 Kasım seçimleri Erdoğan'la Bahçeli nasıl kavgalıydılar hatırlıyor musunuz? Birbirlerine neler söylüyorlardı. Peki AKP'nin oyu kaçtı? Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuştu. AKP'nin oyu kaçtı? Davutoğlu da başbakandı. %49'du. AKP siyaset hayatının en yüksek oyunu almıştı. Davutoğlu'nun genel başkanlığı ve başbakanlığında, değil mi? %49. Bir sene sonra Bahçeli Erdoğan'la kavga etmekten vazgeçip yanına yakınına yamacına girdi. Girdi mi? Girdi. Onu başkan yaptı mı? Yaptı. Elhak yaptı. Hatta Cumhurbaşkanı da yaptı. Yani bir daha yani tek yetkili de yaptı. Tamam. Neyle? İttifakla yaptı ama. İttifakla. Şimdi size soruyorum. Bahçeli yanında olmadan Erdoğan'ın AKP'sinin oyu yüzde kaç? Kaç? Vallahi çok ciddi kamuoyu araştırmaları %30 bile yok diyorlar. Çok ciddi kamuoyu araştırma şirketleri. Ki bunlar çok ciddi dedim kamuoyu araştırma şirketlerinin hemen hemen pek çoğu da zamanda Sayın Erdoğan'a danışmanlık yapmış olan şirketler. Değil mi canlarım benim? Evet. %30'un altında diyor. %49 nerede? %30 nerede? Yani Bahçeli girmeden önce AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın oyları tek başlarına ittifaksız %49. Bahçeli yanlarına girdi. AKP ve Cumhurbaşkanı oyu %30. Ya kim kazanmış, kim kaybetmiş? Demek ki Erdoğan da tıpkı öncekiler gibi, Ecevit gibi, Çiller gibi, Mesut Yılmaz gibi Bahçeli'ye uzakken kazanmışlar. İyi kötü kazanmışlar. Uzakken kazanmışlar. Bahçeli hangisinin yanına girmişse, hangilerinin yanına girmişse ki Ecevit'le Mesut Yılmaz'ın yanına girdi. Nerede Ecevit? Rahmetli oldu gerçi ama %1,5 oyla kaybetti. %1,5. Ecevit'in siyaset hayatı boyunca alabileceğine inanamayacağımız bir oy oranıdır. %1,5. Mesut Yılmaz kaç oy aldı? %5 oy aldı. Canlarım benim be. Güzellerim benim ya. Ya bunlara nasıl görmezden gelebiliriz biz? Ve ben daha 2 sene önce Devlet Bahçeli Erdoğan'ın yanına girdiğinde işte o konuşmamı yaptım. Ondan önce yazdım da sonra da videoda video çektim. Yakın savaş ustası Bahçeli diye. Ya ben tanıyorum. Ben siyaset bilimciyim. Hiçbir tevazılık yapmam. Hayır, hiçbir tevazılık yapmam. Ben tarihte neler oldu neler bitti bilirim. Bakın canlarım, ben gazeteci değilim ama gazetelerin içinden geldim. Direkt köşe yazarı oldum. O benim şanssızlığımdı. Keşke ben de sırtıma kameralar, fotoğraf makineleri vurup çayır, çimen, çamur, kar içinden gelseydim. Olmadı. Baştan iktisatı ve ticareti sanayiyi seçtim ben. Profesyonelliği seçtim yöneticilikte. 40 yaşımdan sonra köşe yazarı oldum. 43 yaşımda. Ancak canlarım, ben bugüne kadar, kendim için söylemiyorum, dünyanın büyük gazetelerinin, güvenilir gazetelerinin ve gazetecilerinin siyasetçileri yaptığı bütün eleştirilerde haklı olduklarını gördüm. Bütün eleştirilerde. Amerikan tarihine girin bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gazeteleri, yani mesela Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, değil mi? Bunlar çok büyük gazeteler. Dünyanın en önemli, en etkin, en bilinen gazeteleri bunlar Amerika'da. Bu 3 gazete Amerika'nın, Amerika dışındaki askeri müdahalelerine hep karşı çıkmış. Bütün müdahalelere karşı çıkmış hepsine.
Bir tanesi hariç. 12 Eylül. Bütün müdahalelerinde haklı çıkmış. Yani yapılan müdahalelerdeki uyarılarında bu üç gazete haklı çıkmışlar. Amerikan hükümetleri hep yanlış yapmışlar. Affedersiniz bilmem neye saplanmışlar. Perişan etmişler bütçelerinde, ekonomilerinde. Ama Amerika o basıyor parayı geçiyor yine. Ama Türkiye konusunda gazeteler bu üç gazete dönemin başkanı Carter'a tek olumsuz kelime eleştiri yöneltmemişler. Sadece suçmuşlar. Ne zamana kadar biliyor musunuz? 1983 seçimlerine kadar. Dönemin cumhurbaşkanı ve komutanların Özal'ı seçimlere girmekten alakoyacağını anlamışlar, fark etmişler. Yasaklı yapacağını sürekli veto ediyor. Zannediyorum önce Wall Street Journal'da acayip bir makale yayınlandı. Acayip yayınlanıyor. Yani bizim generallere çok ters çıkan bir makale. Eğer diyorlar siz Turgut Özal'ı seçimlere girmekten men ederseniz bir bakma aynen de böyle söylüyorlar. Ve bizim Amerika Birleşik Devletleri de yönetenler de buna göz yumarlarsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimleri perişan olur diyorlar. Evren Özal'ı ve ANAP'ı seçimlere sokmak zorunda kalıyor. Canlarım benim. Bu sefer ne yaptı Özal? Evren ne yaptı? Seçime birkaç gün kala halka bir sesleniş yaptı. Bir nevi ulusa sesleniş. Seçmenleri Anavatan Parti'ye oy vermemeye, Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne oy vermeye, yani askerlerin, ordunun, bugünkü MHP'nin yerine kurulmuştu o, oy vermeye çağırdı. Seçim sonuçları ne oldu biliyor musunuz siz çocuklar? Arşive girin bakın. Anavatan Partisi tek başına iktidar oldu. Necdet Çalp'in genel başkanı oldu. Halkçı Parti ikinci. Kenan Evren'in bu partiyi seçin dediği parti üçüncü parti oldu. Canlarım, bizler siyaset bilimcileri, gazetelerde köşe yazanlar, herkes için konuşmuyorum. Kalemini satanlarda söz etmiyorum. Gerçekten beyinlerini hiç kimsenin emri altında kalmadan sadece halkının ve ülkesinin geleceği için çalıştıran gazeteciler hep haklı çıkmışlardır. Dönün geriye bakın, benim yazılarımı, konuşmalarımı izleyin keşke vakit bulun. Suriye konusunda yazdıklarım ortada. Gezi operasyonu, Gezi yani bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en mükemmel, en demokratik protesto eylemleriydi. Dönemin başbakanını nasıl uyarmışım, nasıl tenkit etmişim, yapmayın demişim. Gidin bu çocuklarla konuşun, oturun onlarla sohbet edin demişim. Yoksa siz kaybedersiniz demişim, hayır. Suriye konusunda aman ha demişim, sakın demişim. Bütün sınırımızı Peşaver'e çevirirsiniz demişim. Pakistan, Afganistan sınırı. Dönmedik mi çocuklar? Yol geçen anı olmadık mı? 4,5 milyon Suriyeli 48 milyar dolarımızı yemedi mi? Hala pek çok işçimizin, daha doğrusu işsizimizin işlerini ellerinden almadılar mı? Ya daha neler anlatırım? Ekonomide, dinliyorsunuz ekonomide. Neler söylüyorum, neler. Sadece ben değil, pek çok arkadaşım söylüyor. Bizi dinlemiyorlar. O nedenle ben diyorum ki yine, beni dinleyin demiyorum. Ama lütfen bizim bu konuşmalarımızı, benim ve başka strateji üretenlerin, stratejiden söz ediyorum. Strateji. Siz de üretin, mutlaka üretin. Strateji üretenlerin fikirlerini devleti yönetenler de, diğer siyasetçiler de lütfen ciddiye alsınlar. Canlarım be, biz sokaktan gelmedik ya. Hani enteresan güzel bir laf vardır. Bu saçlar değirmende ağarmadı ya. Bu saçları kimse yolmadı oradan. Düşünceden fırladı gitti pek çoğu. Ya güzellerim benim, canlarım benim. Bir tek şey istiyorum. Ben sizleri nasıl anlıyorsam, anlamak için de çalışıyorsam, çabalıyorsam ve sizlere hiçbir zaman beni anlamıyorsunuz demiyorsam, tamam mı canlarım? Siz de bana lütfen bizi anlamıyorsun dede demeyin. Ya ben sizi anlıyorum ya. Siz de beni anlıyorsunuz aslında.
Beni anladığınız için itiraz ediyorsunuz. Beni anlamasanız neden itiraz edeceksiniz zaten? Kimileriniz? Beni anlıyorsunuz ki bana itiraz ediyorsunuz. Canlarım, güzellerim benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Sakın ensenizi karartmayın. Türkiye'de, bütün dünyada çok güzel olacak. Bakın, Elon Musk dünyada ilk defa bir özel sektör şirketi uyduya, uzaya mekik gönderdi. İçinde insan var, insan. Bütün gökyüzünü uydularla donatacaklar. İnternet acayip hızlanacak. Ekonomiler çok büyüyor. Çok gelişiyor. İnsanlar daha da gelişecek. Canlarım, içinizde eski bankacı var mı? Eski bankacı. Allah aşkınıza ya, dönün bir geriye. Dönün geriye. Bugünkü işlem hacimlerinle o günkü bankacılığı yapın abi. Kalamozalar. Kartotekstler. O günkü vezneler. Para saymalar. Şakkara 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 şakkara. Ya olabilir mi ya? Ama buna karşı çıkanlar var. Elon Musk'ın atılımlarına karşı çıkanlar var. Kim? Mesela Mehmet Metiner. Mesela Metin Özkan. Üzülüyorum tabii izlerken ya. Üzülüyorum ya. Hele diyorlar ki bir de ne yapmış Elon Musk? Gelsin de İHA SİHA yapsın. Ya yapmayın çocuklar ya. İHA SİHA'yı bugün dünyada yapmayan devlet yok aslında ya. Ya biz çok büyütüyoruz bunları ya. Ya neden bu kadar büyütü biz de anlayamıyorum ya. Bunları üreten firma Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın damadı ya. Firmanın teknik müdürü. Babası da dünür haliyle. Çocuklar ne olursunuz lütfen arkadaşlar ya. Ya halkı kandırmayın da ne yaparsanız yapın ya. Ya bırakın SİHA İHA yapmayalım mı? Tabii yapalım. Ama onunla nasıl kıyaslarsınız bunu ya? Ya ayıptır yani ya. Ya ayıptır ya. Yani arkadaş ya, bir rulman yapanla bir otomobil yapanı aynı kefeye koyuyorsunuz. Bu günahtır, yazıktır ya. Bu aynı zamanda rulmancıyı da küçültür. Siz onu büyüttüğünüzü zannedersiniz ama küçültür. Yapmayın böyle şeyler canım. Ya birisi 10 milyar dolar cebinden harcıyor, bir tek para kazanmayacak, tek kuruş para kazanmayacak. Elon Musk buradan para kazanmıyor ha. Milyarlarca dolar harcadı şimdilik. Ya Allah aşkına İHA SİHA şakır şakır para alıyor. Bir de peşin alıyor parayı. Sonra malı teslim ediyor. Yapmayın arkadaşlar. Allah aşkına biri ticari bir iş. Ötekisi ticaret değil. Bütün insanlık için yapılan bir iş. Ne olursunuz. Size demiyorum ya. Mehmet Metinler'le Metin Özkan'ı söylüyorum. Canlarım hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın canlarım.